Gelelim çiftçimize, tarıma. Orada bugün büyük bir iddia atıldı ortaya. Ki bunu biz zaman zaman dile getirdik başka vesilelerle. İddiaya göre, TÜİK verilerine dayanıyor bu iddialar. İddiaya göre gübre ithal edenler, öyle bir lobi var anlaşılan. %100'den fazla karla Türk çiftçisine gübreyi satıyorlar. Kim bu gübre lobisi peki? Şu anda altın döküyoruz, altın. Bitkinin altını. Ekim yapamadığımız için şu anda arazilerimizin yarısı boş. Gübrelerde halen bir düşüş olmadığı gibi borcumuzdan dolayı hiçbir kurumdan gübre ve tohum da alamıyoruz. Üre gübresi bugün indirim yaptık dedikleri halde üre gübresi şu anda 1100 doların üstünde satılıyor çiftçiye. 5-6 kat bir gübrede fiyat artışı var. Burada fahiş fiyatının ötesinde bir vurgun var. İddia büyük. Gübre firmalarının dünyadaki gübre üretim krizini ve doların yükselişini bahane ederek fiyatları yükselttiği ve adeta vurgun yaptığı öne sürüldü. TÜİK son olarak Ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayınladı. Milli Gazete yazarı Saadettin İnan özellikle gübre ithalat rakamlarına ilişkin verileri didik didik inceledi. Aylık olarak TÜİK verilerinde hepsi var. Yani Ocak ayına ne kadar üre gübresi ithal edilmiş, bunun karşılığında ne kadar döviz ödenmiş. Şimdi ithal edilen miktarla ödenen döviz miktarını böldüğümüzde biz ton olarak maliyetini bulabiliyoruz. Özellikle umman üzerinden baktığımızda Ocak ayında 229 dolar ortalama fiyat. En son Ekim ayında 458 dolar olmuş. Yani aylık olarak baktığımızda böyle bir Türkiye'deki o 5-6 katlık artışı anlatacak bir durum burada yok. Türkiye'nin gübre ithalatında başı çeken 3 ülke Umman, Mısır ve Türkmenistan. Umman'dan 2021 yılında 1 milyon 243 bin ton üre gübresi ithalat edildi ve ihtiyacın yarısı bu ülkeden karşılandı. Son olarak Ekim ayında 458 dolar ödendi ton başına. Ama üreticinin Ekim ayında üre gübresine verdiği ton fiyatı 9 bin liraya kadar yükseldi. Yani o günkü kurla yaklaşık 950 doları buldu. Avrupa'daki maliyetleri bahane ederek sanki biz Avrupa'dan gübre ithal ediyormuşuz gibi Asya'dan düşük fiyatla ithal ettiğimiz gübreyi biz çiftçiye Avrupa'daki krizin maliyetiyle satıyoruz. Ve burada firmalar korkunç bir kar elde ediyor. Ve burada bir fahiş fiyat artışından bahsedemeyiz. Burada resmen bir vurgun var. Şu anda arazim ekemiyorum. Ekemeyince borcumu ödeyemiyorum. Ekmek için de param yok. Tarım Bakanımız bize gübre fiyatlarını aldırış etmeyin diyor. Gübre atmadan yaptığımız bu ekimden biz bir dahaki sene yarı yarıya verim alacağız. Bu kadar verim düşüklüğü olacak ve ülkemizde büyük bir gıda sıkıntısı çekilecek yeniden. Bu vurgun sadece çiftçiyi ilgilendirmiyor. Yani çiftçi bu gübreyi kullanamazsa verim kaybı olarak 90 milyon kişi biz ödeyeceğiz. Çiftçi diyelim ki bu yüksek fiyattan bu gübreyi aldı, kullandı. Her kullandığı gübrenin miktarı çiftçinin o ürettiği ürünün maliyetini artacak ve maliyet artışı olarak yine 90 milyon ödeyecek bunun karşılığını. Gazeteci Saadettin İnan'a göre Tarım Bakanlığı da rakamların farkında ancak sessiz. Sessizliğin arkasındaysa iddiasına göre gübre lobisi var. Bu vurguna karşı büyük bir sessizlikten bahsediyoruz. Demek ki burada güçlü bir lobi var ki bu vurguna dokunulmuyor. Arka tarafına baktığımızda bu lobinin Tarım Bakanlığı'nda da ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. İşte buyurun adam kayırın. Hak etmeyenlerin hak etmediği işler yapması, verimsizlik, bunun bizi fakirleştirmesi, üstüne bir de böyle açgözlülük. Bu nasıl bir açgözlülük ya? Buralarda yaşamış, bundan aşağı yukarı işte 2100 sene önce yaşamış Publius Sirius diye bir adam var. Adam demiş ki yoksulluk bazı şeylerin olmamasıdır. Açgözlülük hiçbir şeyin olmamasıdır. Bu eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela bunlardan haberi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti sabote ettikleri anlamına gelir. Çünkü gıda fiyatları bu yüzden düşmüyor işte. Onca denetim, onca siyasi baskı altında kalıyor hükümet. Buna bakmaları lazım. Bu akıl alacak şey değil. Onları da uyku tutmaması lazım.